çağrısını, ayrılık anı, bu sisli şarkıyı, ırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kenti. Ah ölüler gibi ardımda bırakıp gül çağrısını, ayrılık anı, bu sisli şarkıyı, ırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kenti. Ah ölüler gibi. Şarkılar bir çığa sığınmaksa şimdi, sonsuz bir yangın gibi. Sevmesem öyle kolay çekip gitmek, yaralı bir kuş gibi. Şarkılar bir çığa sığınmaksa şimdi, sonsuz bir yangın gibi. Sevmesem öyle kolay çekip gitmek, yaralı bir kuş gibi. Gitmek yaralı bir kuş.
Ders Ecer Osmanlı tarihinde en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında Topkapı Sarayı ve harem konusu geliyor. Topkapı Sarayı Osmanlı'nın başkentinde devletin idare merkezi. Saray sadece padişah ailesinin kaldığı yer değil. Saray çok fonksiyonlu, önemli işlerin planlandığı, uygulandığı, yaşandığı bir yer. Bazen bir okul, bazen bir ev, bazen ordu karargahı, bazen hükümetin tartışıp karar verdiği hükümet merkezi, hazinelerin bulunduğu yer, inanç gereği kutsal emanetlerin bulunduğu bölüm, yemek yapılan en büyük mutfaklar orada. Evet, Topkapı Sarayı İstanbul'da başlı başına bir dünya. Osmanlı Devleti 600 yıl yaşadı ve bu zaman diliminin yaklaşık 400 yılı gibi uzunca bir zamanında Topkapı Sarayı Osmanlı'nın idare merkezi oldu. Topkapı Sarayı ve en çok konuşulan, tartışılan ama suistimal edilen harem konusunu, sarayın kendi gerçeklerini açıklamaya çalışacağım. Yine bir tarih yolculuğu yapacağız. Evet, belgeler konuşacak ve siz o yolculuğa katıldığınız zaman Osmanlı'yı, Topkapı Sarayı'nı ve harem gerçeğini çok daha iyi anlayacaksınız. İstanbul'a gökyüzünden baktığımızda dünya tarihinde uzunca bir zaman kültürün, medeniyetin, savaşların, önemli olayların yaşandığı yerin en son görüntüsü böyle. Güneş batmış İstanbul ufkunda, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, tarihi yarımada, Haliç, Taksim, Üsküdar, Kadıköy böyle gözüküyor. Milyonlarca insan bu büyük kentte koşturuyor. Tramvaya binenler, yolda yürüyenler, denizde yol alanlar. Evet, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kentlerinden İstanbul. Günümüzdeki nüfusu 15 milyona yaklaştı. İstanbul, Avrupa ve Asya'nın orta yerinde Karadeniz'i Akdeniz'i birleştiriyor. İstanbul bir dünya kenti. İstanbul'da yaşayan herkesin ayrı bir hikayesi var. İstanbul çok güzel bir yer. Gökyüzünden İstanbul böyle gözüküyor. İstanbul'daki yaşanan olaylarsa bizi derin derin düşündürüyor. Evet, İstanbul bir dünya kenti. Osmanlı döneminde İstanbul'un çok farklı isimleri vardı. Örneğin Sütte-i Saadet, Payitaht-ı Ali Osman, Konstantinopolis gibi muhtelif isimleri vardı. Biraz daha yakından bakıyoruz İstanbul'a. Güneşin ışıkları İstanbul'a biraz daha fazla vurdu. Evet, denizin maviliği, Haliç, Üsküdar, tarihi İstanbul bu kadar net gözüküyor. Ana caddeler, yollar, parklar, tarihi yapılar, iş yerleri, koşturan öğrenciler, yaşlı hanımlar. Evet, İstanbul'un bugünkü çok farklı bir gözünü şu an izliyorsunuz ve tarihe uzanıyoruz. Osmanlı dönemindeki İstanbul, 1453 yılında Bizans'tan alındı. Kısa bir zaman sonra nüfusu arttı. Osmanlı döneminde 16. yüzyılda İstanbul dünyayı idare etme merkezi oldu. Milattan önceki dönemlerde Romalı komutan Bizans tarafından kurulan, gelişen İstanbul, Roma İmparatoru Konstantin zamanında imparatorluğun merkezi olmuş ve İstanbul ismi uzunca bir zaman Konstantiniye veya Konstantinopolis olarak isimlendirilmiş. Ama 29 Mayıs 1453 günü İstanbul fethedildiğinde Osmanlı'nın başkenti Müslümanların çok bulunduğu yer anlamında İstanbul sözcüğü bir başka ifadeyle İstanbul olarak adlandırılmış. Camileriyle, Topkapı Sarayı'yla, medreseleriyle, çeşmeleriyle İstanbul, İslam dünyasının ve insanlık tarihinin en önemli merkezi. Evet, burada Türkler, Osmanlı ve Müslümanlar bir cihan devletinin temelleri atıldı ve o devlet yüzyıllarca adeta dünyayı idare etme merkezi oldu. Padişahların biri geldi, biri gitti. Mehter marşı çaldı. Ordular sefere çıktı, akıncılar sınır boylarına koştu, gemiler uzak diyarlara yük taşıdılar, asker taşıdılar. Evet, İstanbul, payitahtı Ali Osman uzunca bir zaman dünyanın idare merkezi gibiydi. Evet, İstanbul'un Osmanlı dönemindeki görüntüsünü batılı bir ressam bu kadar güzel çizmiş. Tarihi yarımada surlar ve İstanbul böyle gözüküyor. Güncel bir fotoğraftan İstanbul'daki Topkapı Sarayı'na bakıyoruz. Bakın, şimdi bu fotoğrafın orta yerinde
ormanların arasında, ağaçların bulunduğu yerin orta yerinde Topkapı Sarayı'nın güncel bir görüntüsü var. Çok sayıda kubbe, bacalar ve hemen orta yerde gökyüzüne yükselen bir bina var. Orası Adalet Kulesi. Topkapı Sarayı'nın göbeğinde en büyük binanın adı, yani o kulenin adı Adalet Kulesi. Topkapı Sarayı'nın hemen yanı başında o deniz kıyısından tren yolu geliyor ve Sirkeci'ye ulaşıyor. Burası bugün turistik bir merkez, ekonomik ve ticaret bir merkezi özelliğini taşıyor. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet ve civarındaki tarihi yapılarla İstanbul'un en önemli turistik merkezi, alışveriş merkezleri burada bulunuyor. Evet, şimdi biz bu fotoğraftaki Topkapı Sarayı ve orta yerdeki Adalet Kulesi, oradaki yüzlerce yapı içerisinden çok önem taşıyan haremin gerçeğini açıklayacağım birazdan belgelerle. Evet, günümüzde Topkapı Sarayı böyle gözüküyor. Osmanlı'nın hemen aynı yarımadanın bir başka yerinde Gülhane Parkı'nın giriş yerine çok yakın bulunan Bab-ı Ali Kapısı. Bab-ı Ali yüksek kapı demek. Bir başka anlamı hükümet kapısı anlamına geliyor. Bir şapka gibi. İçeri giriyorsunuz. Osmanlı Sadrazamı, hükümetin, bakanların, arşivin bulunduğu yer burası ve günümüzde bu kapıdan girdiğiniz zaman İstanbul Vali Konağı'na varırsınız. Tabii bu koşturmaca içerisinde trafiğin yoğunluğu, geçen tramvaylar, insanların yürümesi arasında Bab-ı Ali binası sessiz ve sakin duruyor. Ancak burası Osmanlı tarihi içerisinde çok önemli olaylara sahne oldu. Evet, Osmanlı'nın devlet kapısı. Bu kapıya gelen insanlar geri çevrilmezler. Onların istekleri, dilekleri, dilekçeleri görüşülür, karara bağlanır. Osmanlı hükümetinin vazgeçemediği en önemli şeyi adaletle hükmetmek ve onu uygulamaktır. Adalet sayesinde Osmanlı yüzyıllarca kendi varlığını korudu ve yaşamaya devam etti. İşte biz bugün Osmanlı'nın o sisteminin özündeki adaleti, hoşgörüyü, insan haklarına saygıyı açıklayacağız belgelerle. Evet.